Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün de farklı bir ürün incelememizle birlikteyiz. Bosch'un Unlimited 7 serisi dikey şarjlı süpürgesi arkadaşlar. Kablosuz süpürge. Şu şekilde öncelikle kutudan başlayarak hemen sizlere göstereyim detayları. Burada biraz sonra açınca da göstereceğim sizlere ama yukarıda bir power modu yani güç modu kontrol ünitesi var. Eco Turbo ve otomatik olarak. Aşağıda çıkarılabilir, kolay çıkarılabilir bir zemin ve döşeme arasında geçiş yapabileceğiniz düğmenin olduğunu gösteriyor. Hemen şuradan baştan başlayarak ürünün yani Bosch ürünleriyle bataryası çıkarılabilir bir batarya. Şurada biraz sonra da göreceksiniz zaten. Yüzden fazla ürünle kullanılabiliyor arkadaşlar bataryamız. Bunlar nedir? İşte matkaptır, diğer şarjlı ürünlerdir. Bosch'un tüm ürünleriyle hemen hemen yüzden fazla ürünüyle uyumlu. Şu şekilde 10 yıl garantili turbo spin motoru. Motor 10 yıl garantili arkadaşlar. Hemen burada esnek olan bir başlık var aslında. Bu kırılabilir bir süpürge. Mobilyaların altına gireceği zaman kolaylıkla süpürgeyi kırıp o şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada kolay çıkarılabilir bir başlık var. Zemin başlığını tek hareketle ayağınızla da çıkarıp dar alanlara geçiş yapabiliyorsunuz. Ve ışıklı bir başlığı var arkadaşlar. Zemin başlığı. Bu da yerdeki tozu, pisliği görmenizde oldukça faydası oluyor. Bunu şöyle yan tarafında göstereyim sizlere. Şu şekilde 40 dakikaya kadar Eco modda şarj süresi var arkadaşlar. Kullanım süresi veriyor sizlere. Şurada aşağıda paket içeriğinden çıkan aksesuarları, parçaları var. Bunlar nedir? Burada hemen bir askı aparatı var. Yanda uzun esnek bir aralık başlığı var. Hemen yanındaki ucu fırçalı. İkisi bir arada mobilya fırçası ve döşeme fırçası olarak geçiyor arkadaşlar. Burada bir adet aralık başlığı, bir adet bataryamız, liyon batarya, 3 amperlik bir batarya, bir adet XX'lar döşeme başlığı ve bir adet de klavye ve çekmece başlığı var arkadaşlar. Bunların hepsini birazdan kutuyu açınca detaylı şekilde sizlere göstereceğim. Evet, kutunun dışıyla alakalı söyleyeceklerimiz bunlar. Şurada da kullanım şekilleriyle alakalı görseller mevcut arkadaşlar. Şimdi kutumuzun açılışına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, kutunun içeriğindeki bütün parçaları çıkardık. Şu şekilde toplam sayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parça ürünümüz. Asıl kısmımız motor kısmı. Burada biraz önce de kutunun şeyde üstünde gösterirken söylemiştim. 3 farklı modu var. Eco modu, turbo modu ve otomatik modu olarak 3 farklı modu var. Burada bir şarj göstergesi var ürünün. Unlimited 7 modeli yazıyor. Burada Bosch Made in Germany. Şurada filtremiz var arkadaşlar. Hazır başlıktan başlamışken o kısmı da göstereyim. Şuradaki tuşa basarak şöyle filtreyi ve gövdeyi ayırabiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde filtrenin içini sizlere gösterelim. Şunu şöyle çektiğiniz zaman filtre ve burası da toz haznemiz arkadaşlar. Toz haznemizin üstünde bir max yazısı var. Haznemizi bu max yazısına geldiği zaman temizlemeniz gerekiyor. Onun haricinde parça parça da temizleyebilirsiniz yine. İlla oraya kadar doldurmaya gerek yok. Şu şekilde filtremiz var ve bunu şöyle açtığımız zaman buradan asıl içindeki toz filtremiz de çıkıyor arkadaşlar. Bunların bakımlarını yine aralıklı olarak yapmanız gerekiyor. Kesinlikle suyla değil, hafif nemli bir bezle silmenizde herhangi bir sakınca yoktur. Daha sonra bunu takarken şöyle göstereyim. Önce alt tarafını oturtuyoruz. Daha sonra yukarıyı bastırıyoruz ve sesi de duydunuz zaten. Yerine oturuyor. Burada zemin başlığımız var arkadaşlar. Bu başlık kısmı şu şekilde 180 derece
dönebiliyor ve LED ışıklı olarak geliyor arkadaşlar. Burada basit yine tek hamle ile çıkartacağımız, şu söylemiştim zaten, şöyle bir mandalı var. Ayağınızla basıp da çıkarabiliyorsunuz. Ve bu da süpürgemizin uzun parçası arkadaşlar. Şu başlık kısmından, motor kısmından zemin başlığına kadar olan kısmı gösteriyor bizlere. Bu kırılabilen bir başlık. Yani mobilyaların altında vesaire almak istediğiniz zaman rahatlıkla şuradaki tuşa basarak bunu şu şekilde 90 dereceye kadar kırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde esnek bir yapıya da sahip. Buralarda sanırım alüminyum gibi bir gövdesi var. Bu uzun aralık başlı ve esnek bir başlık arkadaşlar. Şu şekilde. Zaten elinize aldığınızda da göreceksiniz. Oldukça yumuşak bir yapıya sahip şu kısmı. Yine burada bir başlığımız var. XX'ler döşeme başlığı diye geçiyor arkadaşlar. Şu şekilde bir ağız yapısına sahip. Bu da 360 derece dönen bir yapıya sahip arkadaşlar. Kullanımı oldukça rahat gözüküyor. Bu başlık da arkadaşlar mobilya ve döşeme başlığı, ikisi bir arada. Bunun özelliği nedir? Şu şekilde yaptığınız zaman döşeme için sanırım bu. Ve bu da şu uç kısmı uzuyor arkadaşlar. Şu şekilde fırçalar üste geliyor. Bu şekilde ikisi bir arada bir başlığımız. Burada görmüş olduğunuz gibi şurası böyle yumuşak pipet gibi bir yapıya sahip. Bu da arkadaşlar klavye ve çekmece başlığı olarak geçiyordu. Yine bu da ışıklı bir yapıya sahip sanırım. Şurada bir bağlantısı var ama bunu birazdan görürüz. Aslında şarj ünitemiz ve duvar askı aparatımız. Şarj ünitesi ve duvar askı aparatı olarak geçiyor arkadaşlar. Bunu duvarınıza monte ederek şu şekilde buradan şarjı da kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Altta da iki tane parçamızı, aksesuar parçalarından takma imkanı var. Kısa aralık başlığı arkadaşlar. Şu şekilde sert bir malzeme. Bir adet şarj adaptörümüz ve bir adet de Bosch'un yüzden fazla ürünüyle uyumlu olan 3 amperlik lityum bataryamız arkadaşlar. Batarya fabrika, yani bize Bosch'un söylediği, kutu üzerinde de yazıyor. Ben alırken oradaki arkadaşla da görüştüm. Eco modda yaklaşık 40 dakikaya kadar bir çalışma süresi sağlıyor bize. Turbo modda 10 dakika, otomatik modda ise yine yarım saate yakın bir süreyle kullanımı sağlıyormuş. Bataryamızın yedeği yok. Siyah olan ürününde, başlığı siyah olan üründe çift bataryalıydı. Ben beyazını tercih ettiğim için ve arada 1500 lira gibi bir fark vardı. Zaten dışarıda da batarya hemen hemen 1500 lira civarında. Bunu da yedek olarak alabilirsiniz. Ekstradan 3 amper dışında dışarıdan servisten veyahut da internet üzerinden orijinal bir batarya olmasına dikkat edin. 4 ve 5 amperlik bataryalar da var. Bunların bize avantajı ne olacak? Bunlar bize süpürgemizi daha uzun sürede kullanmamızı sağlayacak. Yani 3 amperlikle Eco modda 40 dakika kadar kullanabiliyorsak bu 5 amperlikte 1 saati de geçkin bir süreyle bizlere kullanım süresi veriyor. Ve şu detayı da vereyim. Bataryamızın süpürge üzerinde normal bir prizden herhangi bir stand olmadan, çünkü bunların hızlı şarj standı da var, 5 saatlik bir şarj süresi bulunuyor arkadaşlar. Bu bir dezavantaj aslında. Yani bu kadar kısa, yarım saat 40 dakika kadar bir kullanım süresi olan bataryanın 5 saat kadar bir sürede, oldukça uzun bir süre çünkü, şarj olması bir dezavantaj diyebilirim. Ürünler bu şekilde, parçalarımız bu şekilde arkadaşlar. Montaj yaparken de şu tuşlu kısmına ve burada görmüş olduğunuz ve askı aparat kısmı gibi bir yer var. Bunlar da mobilyalarda, sandalyelerde vesaire oralara anlık olarak beklediğiniz zaman asabilirsiniz. Şurası biraz sert oturuyor. Ve bu şekilde basıp da çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle takıyorsunuz ve basıp çekiyorsunuz. Diğer parçalara da gelecek olursak şu şekilde zemin başlığımız. Bunu da yine burada elektriğini alacak kısım var. Onu oraya dik getirerek oturtabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve son olarak bataryamızı. Evet, son olarak bataryamızı da yerine takıp şekilde bataryayı da yerine taktıktan sonra Eco modda başlatabiliriz arkadaşlar. İstediğiniz modda kullanabilirsiniz. Onda sıkıntı yok.
Yani bu biraz daha süpüreceğiniz yerin temizliği ile alakalı bir durum. Yani çok fazla pislik varsa, ama özellikle otomatik modda tercihimdir. Neden? Çünkü zemine göre vakumlamayı ona göre ayarlıyor çünkü süpürge. Şöyle Eko moda aldığımız zaman süpürgemiz çalıştı arkadaşlar. Ve şu başlık kısmını ışıkları görüyorsunuz. Eko moddaki ses bu şekilde. Şöyle. Bu da turbo moddaki sesi arkadaşlar. Ve son olarak otomatik moddaki sesimiz. Turbo modda da sizin de duyduğunuz gibi oldukça yüksek bir devirle çalışıyor ve yüksek bir ses yapıyor. O yüzden yani otomatik modda şekilde yani şöyle daha rahat. Evet, başlığı da görüyorsunuz. Işıtmasını oldukça güzel bir görüşe sahip oluyor. Evet. Bu başlığımız bu şekilde. Şimdi buradan çıkartıyoruz başlığımızı. Bu zemin başlığı ve uzun aparatımızı bir kenara bırakalım. Sizlere diğer aparatları göstereyim. Bunlar da yine aynı şekilde montajları. Şöyle bu düğme kısmı ikisi birbirine bakacak şekilde. Zaten bunların oturma yerleri var içinde de. Evet, bu şekilde. Bu da uzun aralık, esnek aralık başlığı. Şu şekilde esnetip işte mobilyaların, dolapların vesaire arkasına girebiliyorsunuz. Yine bu parçalarda hepsi bu şekilde oturabiliyor arkadaşlar. 360 derece dönem başlığımız. Bunda yine düğmeler her zaman birbirine bakacak oturturken. Çünkü yeri o şekilde ayarlanmış. İstediğiniz gibi takamıyorsunuz. Şu da klavye ve çekmece başlığıydı. Evet, bunda da biraz önce söylemiştim. Bunda da ışık var arkadaşlar. Aydınlatma sağlıyor bizlere. Tabi bu aydınlatmaların da bir dezavantajı var. Bu dezavantajı nedir? Haliyle ekstra bir tüketim olduğu için, bataryamızın ömrünü kısaltıyor arkadaşlar. Adaptörümüzü göstereyim. Ürünü sadece motor kısmının üstündeyken şarj edebiliyorsunuz. Ben şimdi bir kenara sağa sola görüntüsünü bırakacağım. Bosch'un kendi sitesinde de ürün bataryamızın hızlı şarj olabileceği bir şarj ünitesi mevcut arkadaşlar. Aksesuar olarak onu da alabiliyorsunuz. Burada adaptörümüzün giriş yeri var. Şu şekilde takıyorsunuz ve normal priz üzerinde şarj edebiliyorsunuz. Oturması mevcut. Bunu da yine duvara sabitleyerek şu şekilde kullanabilirsiniz. Evet, ürünle alakalı söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Henüz kullanmadık. Sadece deneme amaçlı bir defa tam şarj yaptım bataryamızı ve deneme amaçlı çalışıyor çalışmıyor işte modları vesaire görmek açısından açtım. Onun haricinde ürün tam olarak kullanılmadı henüz. Kullanan tanıdıklarımız var tabii ki. Onları şeyiyle aldık zaten. Memnun kaldıkları için. Popüler olan Dyson'a göre gerçekten bir fiyat performans ürünü arkadaşlar. Şu an bir Dyson'ın fiyatları ortalama 20-25 bin liralardayken yani hemen hemen o seviyede. Tabii karşılaştırmasını Dyson kullananlar ve Bosch'un bu ürününü kullananlar varsa yorumlara da yazarsa bizler de farkını anlarız. Ama yani Bosch zaten bir kalite. O yüzden çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Oldukça güzel, performanslı bir ürün olduğunu düşünüyorum ben de. Ürünle ilgili söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü fiyat olarak internette 13-14 bin liralara kadar şey yapabiliyor. Bulabiliyorsunuz. Ama ben Bosch'un yetkili bayisinden aldım bulunduğum şehirde. Ve Bosch'un sitesinde de 11.690 lira bu modeli. Diğer çift bataryalı modeli ise
Yanlış hatırlamıyorsam 13.000 küsürdü. O civarda bir şeydi. Oradan bulabilirsiniz. Bence Bosch'un servislerinden fiyat alın mutlaka. Çünkü daha uyguna geliyor. Ve 10.000 lira gibi bir rakama aldım ben bunu. Tabii fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Yani bu aldığım gün itibariyle geçerli tabii ki. O yüzden fiyat konusuna çok bir şey söylemeye gerek yok. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.